Merhaba, evimizde tarih 116. bölümle yine karşınızdayız. Bir önceki videomuzda 1897 Osmanlı-Yunanlı Savaşı'ndan bahsetmiştik. Bu videomuzda da sizlere bu savaştan sonra meydana gelen bir olaydan bahsedeceğiz. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı 18 Nisan'da başlamıştı ve 4 Aralık 1897'deki İstanbul Anlaşması'yla sona ermişti. Ama savaştan sonra Osmanlı orduları Teselya bölgesinden hemen geri çekilmemişlerdi. Mart 1898'de meydana gelen bu ilginç olayı Vahdet'ten dinleyelim. Nedir bu olay? Anlatabilir misin bize? Şimdi Galos diye bir şehir var. Bu Galos, evet, bu savaş sırasında aslında bir nevi Yunan ordularının ikmal merkezi olan bir şehirdir burası. Çünkü sahil şehri ve dolayısıyla Yunanistan oradan işte cepheyi takviye etmek üzere buradan denizden almış olduğu destekle bir nevi ikmal merkezi olarak kullanmıştı Galos şehrini. Tabii ki şimdi barış anlaşması imzalandı. Evet. Fakat Teselya tabii ki Osmanlı ordusu hala Teselya'da ve geri çekilmesi için de belirli bir zaman süreci geçmesi lazım. İşte bu Osmanlı ordusunun orada bulunduğu sırada yaşanan bir gelişme bu. Bir Katolik Rum papazı kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülüyor. Ve Galos'ta cereyan ediyor bu hadise. Ve doğal olarak doğrudan Osmanlı askerleri bunu yaptı şeklinde hem Rumlar hem de özellikle Fransızlar bu konuda bir kampanya başlatıyorlar. Yani Türkler Rum papazı öldürdü şeklinde. Ve onun üzerine yaşanan bir takım gelişmeler tabii ki. Ve dolayısıyla tabii soruşturmalar neticesinde olay bambaşka bir boyuta gidecek. Şimdi olayın bir taraftan bu yönü var. Yani Teselya'dan henüz çekilmedi Türk ordusu. Ama bir de İstanbul'da yaşananlar var. İstanbul'da da büyük bir coşku var tabii ki. Savaş Yani savaş kazanıldığı için. kazanılmış, Evet. savaş kazanılmış. Bunun getirdiği müthiş bir motivasyon. Dolayısıyla bir taraftan yardım kampanyaları düzenleniyor. İşte şehit ailelerine yardım, ondan sonra yaralıların hastanelerde tedavi edilmesi, son derece ihtimam gösterilmesi. Sultan II. Abdülhamit de bizzat kendisi bu işle meşgul olup mesela Yıldız Sarayı'nın bahçesinde bir sergi açılıyor. Bu sergiye çok sayıda insan çok kıymetli eşyalar gönderiyorlar. Ve bu işte özel bir törenle açılıyor. Gene bir cuma selamlığından sonra padişahın bizzat bulunduğu bir ortamda ve konuşma yaptığı bir ortamda Yani bu bu insanlar kıymetli eşyalarını niçin veriyorlar. gönderiyorlar? Şimdi bu sergide bunlar sergileniyor ve bilahare bunların satışından elde edecek gelirler işte şehit ailelerine ve yaralılara Yani verilecek. günümüzdeki kermes gibi bir şey mi? Onun o tarz bir şey. Tabii ki çok değerli, kıymetli eşyalar. Çünkü çok sayıda insan buna katılmıştır. Ve hatta şunu da söylemek lazım. İkinci Abdülhamit biliyorsun usta bir marangozdur. Evet. Bizzat kendi eliyle yapmış olduğu bastonlar var. Bu bastonları yaralıları ziyaretinde onlara bizzat kendisi hediye ediyor. Bu da güzel bir jest tabii ki. Yani İstanbul'da müthiş bir coşku havası var. Evet. Savaşı kazanmanın getirdiği bir coşku havası. Şimdi bu anlamda da yani şimdi toprak kaybettik mi kaybetmedik mi veya Teselya'dan geri çekilip çekilmemesi. İnsanlar o anlamda çok fazla bu yönüyle ilgili değiller. Çünkü neticede kazanılmış büyük bir başarı var. Evet. Verilmiş olan bir ders var. Hatta bu arada şunu parantez içinde şunu da belki belirtmek gerekir. Şimdi daha önceki konuşmamızda sözünü etmiştik. Avrupalılar için Türklerin mümkün olduğu kadar yok olması, bu Evet. coğrafyadan yok olması çok tercih ettikleri bir şeydi ve bunun gereğini de yapıyorlardı. Yani topyekun bir Yani bizi şekilde. Orta Asya'ya tekrar geri Evet, göndermek yani bu istiyorlar. hep hedeftir. Yani bu bugün de çok fazla farklı Değil, evet. değil. Yani bütün Avrupalılar böyle mi düşünüyor? Hayır, ama böyle düşünen çok sayıda Avrupalı olduğunu da biliyoruz yani. Yani şimdi o dönemde de işte İngiliz Başbakanı Lord Salisbury'nin bir sözü var yani. Diyor ki, Türkler yaşamak hakkına sahip olduklarını bir kere daha ispat ettiler. Yani biz uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. Yani Türklere işte yaşama hakkı vermemek için. Ama onlar bileklerinin gücüyle, işte bu savaş vesilesiyle
yaşama hakkına sahip olduklarını. Ne kadar da aşağılayıcı bir cümle aslında yani. Bakış açılarını aşağılayıcı gibi görünürken bir taraftan da övmeye mi çalışıyor? Gizliden gizliye bir takdir hissi. Yani bir tarafa birleşiyoruz. Evet. Bu adamları bir türlü söküp atamıyoruz en azından. Bu coğrafyadan söküp atamıyoruz. Yani yendikleri oluyor ama bir şekilde ayakta durabiliyor. Aslında şey yenemiyoruz derken hani tamamen söküp atamıyoruz derken evet. Yani tam anlamıyla başarı sağlayamıyoruz, yenemiyoruz. Evet, yani işte ayakta kalıyor. Türkler ayakta kalıyor ki sonrasında Çanakkale, işte Kurtuluş Savaşı falan hep nasıl ayakta kalınabileceğini gene göstergeleri olacaktır sonraki dönemlerde de. Dolayısıyla bir taraftan olayın bu boyutu da var. Şimdi diğer taraftan da sahiplenme. Yani şimdi sahiplenme. Yani Yunanlar şeyi kaybettiler. Fakat bir komployla acaba bunu tersine çevirebilir miyiz? Yani şimdi bu sözünü ettiğim cinayet tam bununla ilgili. Yani kaybettiler ama bu kaybı nasıl telafi ederiz? Telafi etmek ve Türklerin aleyhine çevirebilmek konuyu. Nitekim işte Galos'ta 1898 Mart ayında yaşanan bir gelişme. Henüz daha Türk askeri çekilmedi. Tesalya'dan çekilmedi. 1898. Evet. Türk askeri daha çekilmedi. Dolayısıyla o da hakimiyet Türk askerinin elinde. Zaten mütareke yapıldığı anda iki tarafın orduları arasında beyaz bayraklar çekilmiştir. O yüzden en son işte mütareke 18 Mayıs 1897'deydi. Sonrasında işte geri çekilmek için belirli bir zaman diliminin gerekiyor. O tam o sırada yaşanan bir hadise. Şimdi bir Rum papazı katlediliyor. Fakat cinayetin kimin tarafından yapıldığı belli değil. Şimdi ama Rumlar ve Fransız konsolosu, Galos'taki Fransız konsolosu doğrudan Türkleri hedef alarak bunu cinayeti Türkler işlediler. Yani kendi mantıklarınca biz neden kendi papazımızı öldürelim şeklinde değerlendiriyorlardı muhakkak. Olsa Türkler yapmıştır. Ve buradan şimdi Yunanların beklentisi son derece açık. İşte Türkler cinayet işliyorlar. Burada çok kötü davranıyorlar. Yani kötüleyecekler bizi. Yani evet, Fransa burada nasıl bir ümit şeyde bulunuyor. Şimdi bunun beklentisi ne yani Fransa'nın? Böyle bir olayın neticesinde Rum ahalinin isyana kalkışacağını ve dolayısıyla Fransa olarak da Rumlara destek olmak suretiyle ve diğer taraftan da şimdi daha önce de söylemiştik ya bir şekilde hep Yunanistan'ın arkasında durma çabası var. Evet. Ve burada ön alma çabası da var. Yani bakın işte mesela Rusya'nın hep Yunanların arkasında durması ve bağımsızlığını kazanması yönünde öncü bir rol oynaması. Diğer Avrupa devletleri de hemen devreye girip 1830'da Yunanistan'ın kurulması da tam böyle bir şey var. Yani her ülke kendine göre bir öncü rol almak istiyor. Pay almak istiyor aslında. Aynı zamanda orada bölgede nüfuz kazanmak için tabii ki. Ya bak ben şunu yaptım, sana destek oldum. Benim de hakkım var. Aynen bu şekilde. İşte İtalyan Garibaldi gönüllülerinin gelmesi de aslında buna yönelik bir şey. Yani bakın biz size yardım ettik. Şeklinde. Bu olay da yani buna yönelik. Şimdi tabii ki Ethem Paşa meseleye el koyuyor. Dolayısıyla soruşturma başlatıyor. Fakat soruşturma yapabilmesi için bu tarz insan eleman yok elinde. O yüzden İstanbul'a yazıyor. Diyor ki böyle bir olay yaşandı. Bunun büyüme ihtimali var. Dolayısıyla İstanbul'da yabancı dil bilen uzman savcılar ve sorgu hakimleri gönderin ki bu işi çözelim. Evet. Önemli bir konu. Tabii. Yani işin ciddiye alınması da aynı zamanda. Osmanlı hükümeti tarafından da ciddiye alınması. Nitekim o uzmanlar geldi. O arada da Katolik papazın cenaze töreni yapılacak. Şimdi burada Katolik bir papazın öldürülmesi de ayrıca önemli. Çünkü Rumların büyük çoğunluğu aslında Ortodokstur. Evet. Yani burada işte Fransa devreye girebilmek için bir Katolik cinayeti onların daha çok işine giriyor. Ve aslında cinayetin her şeyi planlamış yani. Planlamış Fransa. Olduğu görülüyor. Şimdi şuradan bir şey okuyayım. Çünkü şimdi cenaze töreni sırasında İstanbul'dan Katolik patrik de geliyor. Ve şöyle bir konuşma yapıyor cenaze sırasında. Ey hükümet memurları ve konsoloslar.
makbulen vefat eden günahsız bu zatın katledilmesi serveti yüzünden değildir. Kendisi hiç tanımadığı, Hristiyan olmayan ve Galos'ta ikamet etmeyen kişilerce öldürüldü. Bu sözlerimin delili cenaze alayında bu derece büyük bir kalabalığın toplanmasıdır. Mevkiim ve zamanın nezaketi sebebiyle size hakikati söyleyemeyeceğim. Şimdilik susmaya mecburum. Teselli halkı bu durumdan çok üzgün ama bir gün bu kötülüğün önüne geçilecek. Yani şimdi Katolik Patrik doğrudan bu sözleriyle Türkler tarafından cinayetin işlendiğini ima ediyor. Evet. Ve insanların da böyle bilmesini istiyor. Şimdi aslında hemen aynı cenaze töreninde Fransız konsolosu da devreye girip o da bir konuşma yapıyor. Orada da Patrik'in söylediklerine tamamen katıldıklarını, katillerin yerli halktan olmadıklarını bilindiğine göre bunların kim olduğunu tahmin etmenin zor olmayacağını. Türkler. Söylüyor. Evet, Türkler. Ve böylece olay yani Türklerin başına kalacak gibi görünüyor. Fakat diğer taraftan da soruşturma yürüyor. Hı hı. Şimdi soruşturma yürürken şöyle bir tespit yapılıyor. Bir İtalya'nın vermiş olduğu ifadelerden yola çıkılarak papazın öldürülmeden önce kendisine bir ziyaretçi geldi. Hı. Bir mektup verdi. Ve papazın o mektubu okuduktan sonra Fransız konsolosluğuna gitti ve orada bir takım görüşmeler yaptı. Ve sonrasında da bu cinayetin meydana geldiği ortaya çıkıyor. Önemli bir ipucu. Yani, evet. Yani soruşturma neticesinde aslında bir kere Türk askerlerinin papazı kesinlikle öldürmediği, yani böyle bir olay kesinlikle yaşanmadığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla öldürülmeden önce Fransız konsolosluğuna gitmiş olması aslında bu işin geri planında Fransa'nın olduğu da şey yapmış oluyor. Net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Ama ortada bu anlamda olacak yani Fransa'ya suçlayacak kesin deliller yok. Fakat Türkler tarafından yapılmadı net bir şekilde ortada. Hı hı. Şimdi sonuçta ne oldu? Sonuçta bu olay sürüncemede kalmış oldu. Fransa bir komplo yapmak istedi kendine göre. Bir kumpas kurmak istedi. Ve burada Rum halkı ayaklandırmak suretiyle Türkler aleyhine büyük bir nümayişler olsun. Kendisi de devreye girsin. Evet. Ve bunları bastırsın. Ve Yunanistan üzerinde bir nüfuz kazansın. Böyle bir beklenti içindeydi. Fakat bu beklentisi... Gözüne bulaştırdı. Aynen öyle oldu. Beklentisi de gerçekleşmedi. Dolayısıyla demek ki tarihi süreçler boyunca bu tarz komplolarında hep zaman zaman yaşanabildiğini de bilmek gerekiyor. Bu olay da bunun canlı bir örneği. Peki Türkler bu olaydan aklanamadılar mı? Yani hep sürüncemede mi devam etti? Hayır, Türk askerinin öldürmediği net bir şekilde ortaya çıktı tabii ki. Yani, soruşturma neticesinde. Tamam. Olayın Fransızlar tarafından yapıldığı da belli. Ama ne şekilde olduğu o net bir şekilde ortaya çıkmıyor. Ve dolayısıyla Fransızlar da üzerinin kapanmasını tercih ediyorlar. Ve olayın da kapanması sağlanıyor bu şekilde diyorsunuz. Evet, kendileri açısından bu şekilde kapanmış oluyor. Zaten bir başka sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.